Bugün adım adım ilerleyeceğimiz bu program, hem eğlenceli hem de etkili olacak. Hazır mısınız? Hadi, matlarınızı açın ve bu keyifli yolculuğa birlikte başlayalım. Göğüste ilk hareket şınav. Şınav çekerken kalçanızı yukarı doğru kaldırmamalısınız. Başınız, kalçanız ve ayaklarınız aynı hizada olmalıdır. Sırtınız ve kalçanız aynı hizada olacak şekilde, karın kaslarınızı sıkarak tekrar yavaşça dirseklerinizi bükün ve göğsünüzü yere doğru indirin. Göğsünüzü yere değdirmeden hareketi sonlandırın. İkinci hareket dumbbell bench press, kollarınızla gövdeniz arasında yaklaşık 45 derece açı olacak şekilde dumbbellları indirebildiğiniz kadar aşağı indirin. Bu açıyı yakalayabilmek için dumbbellları çapraz duracakları şekilde küçük bir miktar döndürün. Göğüslerinizin iyice esnemesi için burası çok önemli. En alt noktada da kolunuzla ön kolunuz arasındaki açının 90 derece olmasına dikkat edin. İndiriş fazında, eksantrik faz, kontrollü olmaya özen gösterin, sıkı ve patlayıcı bir şekilde dumbbellları itin ve dirseklerinizi kilitleyin. Üçüncü hareket dumbbell pullover dumbbellın ortasından, iki elinizle tutun, düz bir sehpaya uzanın ve dumbbellı yukarı kaldırıp kafanızın arka kısmından indirin. Göğüste dördüncü hareketimiz incline press, sırtınıza 30-40 derecelik bir eğim verin ve dumbbell bench press yapar gibi kaldırın, göğüsler için çok iyi bir harekettir. Göğüste son hareketimiz FLY dumbbellları iki elinize alın ve göğsünüzün hizasında kaldırın ve yanlara açın. Şimdi günün ikinci bölgesi olan ön kola geçelim. Ön kolda ilk hareketimiz dumbbell curl, ayaklarınızı omuz genişliğinde açın ve avuç içleriniz kalçanıza bakacak, dumbbellleri kollarınız vücudunuza paralel olacak şekilde gövdenizin yanına bırakın, dirseklerinizi sabit tutun ve ilk önce bir elinizi avuç içi yüzünüze bakacak şekilde bileklerinizi döndürerek dumbbelli omuz hizasına kadar kaldırıp indirin. Ardından hareketi diğer elinizle tekrarlayın. Ön kolda ikinci hareketimiz Hummer Curl, ön koldaki ilk hareketle aynı şekilde yapılır, tek farkı dumbbell'lar dik tutulur. Sırttaki ilk hareketimiz şınav, zaten videonun başında nasıl yapıldığını anlattık, aynı şekilde kullanabilirsiniz. Setinizi yapacağınız elin ters tarafındaki dizinizi ve elinizi bir bench'e konumlandırın, diğer bacağınızı bel bölgenizde sıkılık elde etmek için arka çapraza doğru açın. Örneğin sağ tarafla seti yapacaksanız sağ bacağınızı sağ arka çapraza doğru açmalısınız. Bu esnada üst gövdenizin mümkün olduğunca yere paralelliğe yakın ve stabil olmasına özen gösterin. Çekiş adımına geldik, burası çok önemli. Gövde stabilitenizi bozmadan dumbbellı cebinize doğru götürüyormuş gibi düşünerek arkaya dirsek atmalısınız. Ayaklarınızı omuz genişliğinde açarak ayakta durun. Dumbbellaları yanında tutun. Kalçanızı geri doğru ittirin ve göğsünüzü öne doğru neredeyse yerle paralel hale getirin. Karnınızı sıkıp sırtınızı düz tutarken, dizlerinizi hafif bükerek ağırlıkları aşağı doğru indirin ve resimdeki gibi dumbbellı kaldırın. Arka kolda ilk hareketimiz dumbbell overhead tricep extension dumbbellı, iki elinizle tutun ve kafanızın arkasına resimdeki gibi yerleştirin ve kolunuzu tam açarak dumbbellı yukarı kaldırın. İkinci ve son hareketimiz dumbbell triceps kickback, sırtını düz tut, gövdeni hafifçe öne doğru ve kor kaslarını sıkıştır. Her iki elinde birer dumbbell tut, avuç içlerin birbirine bakacak şekilde başlangıç pozisyonunda ol. Dirseklerini sabit tutarak dumbbellileri geriye doğru it ve triceps kaslarını sıkıştır. Üst noktada bir saniye kadar bekleyip kontrolü sağla, dumbbellileri yavaşça başlangıç pozisyonuna indirirken kol kaslarını gerilimde tut. Omuzda ilk hareketimiz dumbbell lateral indi, nefes alın ve ardından nefes vererek 1,5 saniye aralığında kollarınızı omuz seviyenize kadar kaldırmaya başlayın. Dumbbellalar yere paralel olarak hareket etmeli. Öne ya da arkaya herhangi bir eğim vermeyin. Omuz hizasına, yani tepe noktaya geldiğinizde 0,5 saniye kadar bekleyin ve ardından nefes alarak 2 saniye aralığında kolları aşağı indirmeye başlayın. İndirme ne kadar yavaş olursa ağırlığa karşı direnç o kadar fazla olur ve indirme anında da kas gelişimi devam eder. Omuzda ikinci hareketimiz dumbbell shoulder press, dumbbellları omuzumuzun üzerine dik şekilde kaldırıp indiriyoruz. Omuzda son hareketimiz dumbbell öne kaldırma, dumbbellları belimizin hizasından yukarı kaldırıyoruz.
Haftanın son antrenmanı bacağa geçtik. İlk hareketimiz dumbbell squat dumbbell'ı iki elimizle resimdeki gibi tutup çöküp kalkıyoruz. Ayaklarımız omuz hizasında olmasına dikkat edelim çökerken. Yardımcı olması için altımıza bir sandalye alabiliriz. İkinci hareketimizde bir ayağımızı sandalyeye resimdeki gibi koyalım ve diğer ayağımızın üzerinde elimizde dumbbell'larla çökelim. Bacakta son hareketimiz dumbbell curl phrase dumbbell'ları iki elinize de alın ve parmak uçlarınızda kalkın. En yukarıda 4-5 saniye bekleyip tekrar edin. İzlediğiniz için teşekkürler. Önerilerinizi, düzeltmelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.